Merhaba değerli arkadaşlar. Bugünkü konumuz yine süper kuşlar. Bir aydan fazladır bu süper kuşlar sitesinde oynuyorum. Kullanıyorum bunu. Para kazanma sitesi. Çok güvenli bir site. Yani ödeme alan birçok arkadaş gördüm bu siteden. Ben şimdilik bir ödeme almadım ama yani öyle 1.000 rublenin altında ödeme alınca para biraz geç yatıyor. O yüzden şey yapmak istemiyorum. Yani fazla beklemek istemiyorum. Bayağı kuşlarımı yani geliştirdim. 30 tane sarı kuş aldım işte kendi çabamla. 5 tane kahverengi kuş aldım. Bir işte detaylı anlatacağım bunların nasıl alınır, nasıl yapılır diye. Para yatıran arkadaşlar var ama ben para yatırmadım. Para yatırırsanız da olur, yatırmazsanız da olur ama maaşınızı getirip de bu sitelere yatırmayın. Normalde boşta paranız varsa diğer sitelerden kazanılan paranız varsa bu siteye yatırabilirsiniz. Mesela 20, 30 veya 100 TL yatırabilirsiniz. Yani bu sitelerinde dediğim gibi yani belli olmaz. Yani bazen kapanabilir ama üzülmemek lazım. Yani bu risk işidir. Fazla da maaşınızı dediğim gibi yat getirip de böyle sitelere yatırmayın. Arkadaşlar ilk baştan başlayalım. Bir videonun altında kayıt linki vereceğim. Oradan kayıt olursanız yani para kazanmak isterseniz çok memnun kalırsınız bir siteden. Zaten ben bundan önce Ojo falan yaptım. Ojo sitesi yaptım. Diğer siteler yaptım. İşte bu siteleri ondan sonra yabancı siteler yaptım. Hot Logo, bu ne bileyim işte birçoklarını yaptım ama Rus siteleri kadar kolay, sade ve para kazandıran siteler yoktur. Yani adamlar düşünmüşler yani. Sen bu kuşları satın alıyorsun. Biraz biriktirdikten sonra 10-15 gün sonra artık sen işte reklama tıklamıyorsun. Sen burada kuş yumurtluyor. Yumurtluyorlar bu kuşlar. Sen yumurtaları toplayıp tekrar kuşlarını geri siteye yatırıyorsun ve artırıyorsun. Profilden başlıyorum arkadaşlar. Profil bilgilerimi fazla göstermeyeceğim. Burada işte şey var. Profil bilgiler var. İşte burada neyse gösterelim. Bir şey olmaz zaten. Benim sponsor, beni davet eden kişinin ismi var burada. Şimdi burayı arkadaşlar ne yapıyorsunuz? Bunu benim size önerim. Bak bu burayı ben zaten kopyalamışım. Snap Tool var. Kopyalayın ve şey yapın. ID kimlik numaranızı kendi bilgisayarınızda barındırın. Yani bunu kopyasını tutun burada. Çünkü bazen hesabınız askıya alınır, bir şey olur. Yani bunu gönderirsiniz yani bu işte e-postanızı falan işte kimlik numaranızı yani bu site kimlik numaranızı gönderirsiniz şeye iletişim bölümüne gönderirsiniz. Sizin eğer hesabınız askıya alınmışsa veya bayağı paranız varsa kurtarabilirsiniz arkadaşlar. Bu çok önemli bir konu. Ve bu SnapTool'u da bu pardon. Bu SnapTool'da ekran alıntısında buradan işte girerek burada Snap veya Snoopy miydi neydi? Snipping Tool. Ha, SN yazıyorsun buradan çıkıyor veya sizin benim İngilizce bilgisayar siz şey yazarsanız ekran alıntısı yazarsanız ekran alıntısı çıkar. Ben de Snap Tool. Veya başka bir yolda bilgisayardan şey yaparız. Buradan Print Screen CS Delete tuşundan üstte delete sonra insert var. Bir daha print screen CS yaptığımız zaman burada paint programını açarız. Paint programı veya Photoshop varsa yapıştır diyorsun. Ctrl V diyorsun. İşte bu oraya düşer yani o şey. Yapıştır diyorsun. Evet. Print screen oraya düşer yani. Neyse arkadaşlar profil ayarını gösterdim. Ayarlar bölümünden girip burada eski parolanızı yeni şifreyi tekrarla yazıp şifrenizi de değiştirebilirsiniz. Eğer şifrenizi bir öğrendiyse çıkış buradan çıkış. Kuşları satın. Arkadaşlar bu da çok önemli konu. Şimdi burada ilk önce yeni siteye adres aldığınız zaman burada iki tane kuş veriyor size. Yeşil kuş. Bir tane de bunu hediye olarak veriyor size. Başlangıç olarak. Bu hediye kuşu nasıl alınır? Ben arkadaşlara tavsiye ettim. Hala bazıları kuşu alamamışlar. Sarı kuş. Hediye kuş diyorsun. Ben zaten almışım ama burada ben almışım diyor bak.
Yaz Ali. WooContact sitesine gidiyorsunuz süper kuşlar almak için. WooContact sitesine gidiyorsunuz. Oradan abonelik alıyorsunuz veya aboneliğiniz yoksa Facebook'tan bağlanıyorsunuz orada. Orada sayfayı beğeniyorsunuz. Bir. Sonra siteye geri döndüğünüz zaman burada iki tane soru daha vardır. Soru sorar size. Soru işte der ki siz siteye gittiniz mi? Birinci soru. İkinci soru siteyi beğendiniz mi diye. Evet beğendim dedin. Yani sorgu yapıyorsun. O zaman dik hemen kuşunuz verilir yani. Sonra yumurtalar depo. Buraya geliyoruz. Arkadaşlar ben bir ay önce başladım. Bir aydan biraz fazla oldu. 30 tane kuş aldım. 5 adet kahverengi kuş. Şimdi bu kuşlar yumurtluyor, ben kazanıyorum arkadaşlar. Yani 1-2 saat içerisinde 60 kuruş, 70 kuruş bana para veriyor. Yani normalde 55 tane kuşum var burada. Değil mi? 55 tane kuş. Yani ben ne yaptım? Hani kuşları satın dedim ya burada. Kuşları satın. Burada ilk başta şey olur. Satın olur. Bir de satın alın olur. Bir de satın olur. Kırmızı renkte. 3 şeyden sonra hakkınız var. Kuşların 2-3 tanesini satıp yerine kahverengi veya diğerlerini alabilirsiniz. Ama benim size tavsiyem hiç kuş satmayın arkadaşlar. Burada ben sarı kuş topladım 20 tane ilk başta. İşte bilmiyordum. Bak'ta bana bilgi vermediler. Sarı kuş topladım 20 tane. Onları sattım. Biraz da üstüne ilave ettim biraz. İşte 12.500'e kahverengi aldım. Her kuşu sattıkça da %10 indirimli satıyorsunuz. %10 mesela 2.500 değil mi bu kuşun fiyatı? Bunu sattığınız zaman 2.250 yani 250 %10 oranında indirimli oluyor satıyorsunuz. 5 tane 6 tane kuş sattım. Orada küsür falan var. Kahverengi kuş aldım. Bu da yani bayağı iyi yani. Bu kuşun bir tanesi bunun 5 tanesinden günlük 50 50 gümüş fazla şey yapıyor. Üretiyor da o da fazla bir şey değil yani ama para yatırırsanız direkt mesela bu mavi ya kırmızı kuşa paranız yetmezse sarı kuş alabilirsiniz. Sarı kuş da yani bayağı bundan iyidir yani bunu hiç almayın. Bu yararsız bir kuştur yani. En azından en düşük kuş bunu alın, sarı kuş alın. 30 tane bu, 5 tane de bu kuştan. Toplamda 55 tane sarı kuş hesabıyla yapsak bu kuşun bir tanesi günlük 10 kuruş kazandırıyor. 55 tane kuş ne yapıyor? 55, 55 çarpı diyelim 10 kuruşa günde işte 5,5 lira para yapıyor. 5,5 lira. Şimdi benim tahminim 100 tane kuşum olursa o da 10-15 gün içerisinde 100 tane kuş toplayacağım. Çarpı diyorum 5 10 kuruşa pardon. 100 tane 10 kuruştan ne yapar? 100 tane 10 kuruştan günlük 1 lira mı yapıyor? Evet. 1 lira. 10 lira. 10 lira yapıyor arkadaşlar. 10 TL günlük. Bir ayda 300 TL para gelir size. Sarı kuşunuz olursa eğer. Çok iyi yani. Para yatıran arkadaşlar da vardır bu siteye. Ben para yatırmadım ama dediğim gibi boşta olan paranız varsa maaşınızı da alıp buraya yatırmayın. Boşta internetten gelen oradan buradan paranız varsa Payeer aracılığıyla şey yapabilirsiniz. Payeer aracılığıyla yatırıp buraya çekebilirsiniz. Yumurtalar depo diyorum arkadaşlar. Kuşları işte normalde satın aldıktan sonra baştan bir anlatacağım zaten. Yumurtaları topla diyoruz. Yumurtalar toplandı aşağı düştü. Ben de yumurta satış diyorum tekrar. Buradan hepsini satıyorum. Sat dedim yumurtaları. Yumurtaları sattım da buraya işledi. Arkadaşlar burası burada bir şey kaldı mı yukarıda? Ha günlük ikramiye. Bunu da söyleyeyim de ondan sonra geçelim. Günlük ikramiye işte bunu ödülünüzü alın diyor. Burada bir sürü ödül alan insanlar var. 29 gümüş verdi bana. Zaten Rusça bir site ama yani dediğim gibi saatlik yapıp Türk diline çevirebilirsiniz bu siteyi. Ondan sonra arkadaşlar aşağıya geleyim. Burayı bir daha şey yapayım. Benim ortaklar var. 4 tane referansı var. Onları açarsam şimdi cemal adresleri gözükecek de şey yapmak istemiyorum. Yarışma ortakları bunları da boş verin. Reklam malzemeleri. İşte burada referans kodunuz var arkadaşlar.
Bunu kopyalayıp Facebook'ta, Twitter'da, işte YouTube'da orada videolar çekerek paylaşabilirsiniz. Şimdi surf bölümü günlük reklamlara tıkıyorsunuz. Bugün galiba bana reklam gelmemiş herhalde. Reklamlar biraz reklam her gün geliyor da normalde bazen hata falan oluyor. İşte burası site onarımda oluyor, ne bileyim ben, tamirde falan oluyor. O yüzden bazen burada reklamlar gözükmüyor. Burada reklamları izlediğiniz zaman gümüş veriyor. Bu gümüşleri toplayıp işte buradan kuş satın alabilirsiniz. Şimdi bu sörf bölümünden gidiyoruz oraya. Burada benim site alışveriş hesabım var arkadaşlar. Burası ise para. Payer'e göndereceğimiz para hesabı. Şimdi yumurtaları topladığımız zaman yumurtanın yarısı buraya geliyor. Gümüş yarısı buraya geliyor. Şimdi bazı arkadaşlar soruyor işte parayı nasıl gönderebilirim falan filan. Para yatırmak istediğin zaman siteye arkadaşlar denge doldurun diyorsunuz. Bak buradan. Ben detaylı anlatacağım her şeyi. İşte hangi yol para şey yapıyorsanız tutar gibi Payer'le mi, diğerle mi? Ben Payer'le denge doldurun desem. Evet, denge doldurun diyorum. Mesela diyelim kaç para yatıracağım? 1000 ruble 30 60 TL'dir. 1000 ruble diyelim. 1000 ruble. Doldurun diyorum. Bak Payer diyor. Hediye olarak Payer. Ne diyor? Evet. 1000 ruble diyorsun. Payer'i seçiyorsun. Buradan dengeyi dolduruyor. Payer. Bak buradan Payer'i seçiyorsun. Dolar mı, rub mu, şey mi? Bir de Visa kartı var. Benim Visa kartı var ama ben para yatırmıyorum şimdilik. Ben çünkü tamam eminim bu sitenin para vereceğini ama eminim yani çünkü bu sitelerine çok güveniyorum. Hepsine de değil de bazılarına işte güveniyorum. Bak, Visa'dan da çekebilirim, Payer'den de. Şimdi arkadaşlar bir şey tüyo vereyim size. Eğer Visa karttan çekerseniz direkt yani şifre girilmez yani bu sitelere. Visa kartın şifresi. Çünkü adamlar parayı gönderir belli olmaz yani. Tekrardan geri alabilirler. Geri kendi sitelerine veya başka bir yerden Visa kartınıza bir şey göndermişseniz. Yani benim tahminim böyle. Bu internet e-cüzdanlar bu yüzden lazım zaten. Payeer güvenlidir işte gibi olsun. Bunlar olsun. BTC olsun ne bileyim. Web Money olsun. Web Money de güzel tavsiye ederim. Buradan da hesap açarsanız çok şey olur. Yandex Money bunu hiç kullanmadım. Buna bazı arkadaşlar güvenmediğini söylüyorlar. Ben de hiç girmedim buna. Benim Skrill'den var. Bir de Payeer'den var. Web Money'den de açacağım da şimdilik kalsın. Payeer'den var. Payeer'den açtığınız zaman tamam normal hesap bank hesabı kullanabilirsin ama Payeer kartı aldığınız zaman daha indirimde oluyormuş. Bilmiyorum ama ben Azerbaycanlıyım. Azerbaycan'da Payeer kartı geçerli mi, geçerli değil mi? Fark etmez benim için. Yani ben bankaya da gönderebilirim. Bu işlemleri yaptım. Normalde Payeer kartı almak için 9 dolar ödemek lazım. Şimdi tekrar geri siteye geliyorum arkadaşlar. Evet dediğim gibi. İşte ne diyor? İşte 1000 ruble yatırırsam diyor ne yapıyor? 110 bin gümüş verir. İşte rulet hediyesi verir. Gümüş kuşların bir hediye kaldırılamaz. 1500 ruble yaparsam 2000 ruble diyelim. 5 2000 kuş hediye veriyor mu? Neyse işte bu kadar paraya diyor işte burada bu kadar alırsın 200 gümüş ondan sonra hediye alırsın ne bileyim 220 gümüş alışveriş yapabilirsin rulet hediye kuşlar biletler alırsın burada rulet falan var ben rulet hiç kullanmadım neyse arkadaşlar buradan ben mesela yarısı buraya geldi yarısı buraya bu sitede alışveriş hesabım bu ise bankaya göndereceğim para hesabım yani buraya toplandığı zaman bunlarla kuş alıyorsun buradan toplandığı zaman bunu bankaya gönderiyorsun şu anda burada 1000 gümüş para var 1000 gümüş para demek 60 kuruş para demektir. 1000 60 kuruştan biraz fazla. Şimdi ben bu
Sipariş ödeme dediğim zaman bu tıklıyorum. Payeer hesabına gönderiliyor. Vize karta gönderiliyor. İşte Payeer'e gönderirsin veya Vize karta dediğim gibi. Payeer daha güvenli. Vize kartınızın şifrenizi bu sitelere yazmayın. Payeer'e gönderin. Eğer güveniyorsanız ben yani başımdan kötü olay da geçmedi. Dediğim gibi ben tahminen diyorum yani bu Vize kartımı ben tanıtmam yani. Payeer'e gönderirim. Payeer'den banka hesabıma gönderirim. Çünkü zaten dediğim gibi e-cüzdanlar, internet e-cüzdanlar bu yüzden bu işler içindir. Direkt kart hesabı yapılmaz yani. Bunlara biraz faiz verirsin, para verirsin. Yani bunlar şey olarak çalışırlar. Dürüst olarak çalışır bu e-cüzdanlar. Zaten payeer.com'a gidiğin zaman güvenli şeydi buradan çıkar yani. Site HTTP falan güvenli olduğunu gösterir. Normalde bu sitelere girdiği zaman güvenli değil diye bir uyarı çıkar burada. Şimdi arkadaşlar ben buradan bu ne parası bunu da diyeyim size. Geçen ben anlamadığımı söylemiştim ama buradaki para size referanslardan gelen paralar. Eğer bir referansınız bu siteye paraya yatırıyorsa onun işte %10 civarı sizin hesabınıza yatıyor. Mesela orada da belli bir miktarlar var. Mesela diyelim benim bir arkadaş diyelim bu referans davet ettiğim kişi oraya 35 TL yatırmış. O 35 TL'den bana 3,5 35 TL yatırmış. 35 TL de 1000 rubledir. 1000 ruble de işte bir 15 rublesi falan buraya yatmış. 15 TL ya 1,5 ruble mi ne öyle yatmış. 3 kişi yani yatırmış 30-35'er TL. Burada da işte gelmiş bana 3 kişiden gelen para. Bir tanesi fazla yatırmıştı. Diğer ikisi çok az para yatırmıştı. İşte 12 ruble falan buraya para yatıyor. Bunu almak için 500 ruble olması lazım. Çekmek için yani. Bunu değiştiricide değiştirirsin. İşte 500 ruble olunca bunu hesabına gönderiyorsun. Payeer hesabına falan filan. Oradan da zaten değiştirici diyorsun. Bak burada yazar. Evet, buralarda bir şey yapmıştı da. Burada 500 olduğunu takas diyordum da ben şey yapmadım. Ha burada bir şey olmaz diyorum ama yani. Ben geçen bir yerden okudum ama burada mıydı, neredeydi? 500 ruble olduğu zaman hesabına gönderebilirsin. Yani bu da referanslardan gelen paradır. Evet. Değiştirici dedim de pardon. Burada 1000 vardı. Bu buraya geçti. Ekstra ödemeler diyecektim de. Ekstra ödemeler budur arkadaşlar. Maalesef bu yöntem sizin için kullanılır bir çıkış değildir. Bu yöntem 500 olmak ve tavsiyelerle kazandırır kullanıcıya ait olabilir. Dediğim gibi 500 ruble olduğu zaman buradan ekstra ödemelere giriyoruz, tıklıyoruz, Payeer'e gidiyor arkadaşlar. 500 ruble de yani ne kadar paradır? 1000 ruble 60 TL olduğu zaman 500 ruble de 30 TL. Azeri parasıyla 15 manat yapar. Neyse. 1873. Buradaki işte değiştiriciyi vurdum. Bu değiştiriciyi vurunca burada işte ne kadar fazla? 1123 mi? Yani buraya o zaman 1123 yazacaksınız. Ben geçti artık da. 1123 mesela 1235. Şimdi arkadaşlar bu ben bu siteye para yatırmadığım için benim 100 gümüşe 1 ruble takası yapıyorum ama para yatıran arkadaşlar 130-120 falan değiştiriyorlar gümüşlerini. Ben de para yatırsam ben de döviz kurum düşer ama onun da bir şey yolu vardır. Eğer para çekmeden önce buraya işte 4-5 TL falan 10 TL falan yatırırsanız denge dolduruna basarak Payeer'den çekerseniz buraya döviz kurunuz yükseliyormuş. Öyle diyordur ama ben para yatırmadım. Arkadaşlar söyleyeceklerim bu kadar. Dediğim gibi tavsiye ederim. İşte 10, 12, 15 gün 15 gün sonra bende de işte burada 100 tane kuş olacak. Yani toplam 5 bundan 30 bundan olursa şu an sarı kuş hesabıyla en başta zaten bir hedef koymuştum karşıma. 100 kuş olsun para çekeceğim demiştim. Şu anda 55 tane kuş var. Tahminen günde 2 tane kuş alıyorum. 10 günde işte
İki tane, bazen üç tane alıyorum kuş. 10 günde ben yani kaç, 30 tane kuş toplarım. 30 kuş. 30 kuş. Geriye kaldı 20 kuş. Zaten 5 tanesi burada. 15 kuş aldı 10 gün. Oradan da 5 gün. Maksimum 15 kuş kaldı. 15 güne pardon. 15 güne ben toplarım burada 100 tane kuş. 100 tane kuşun bana günlük aylık vereceği para 300 TL'dir. 300 TL'nin de işte dediğim gibi günlük mesela 10 TL mi alıyorum? 5 TL'si buraya geçecek. 5 TL'si buraya geçecek. 5 TL'si alışveriş hesabıma geçecek. 100 tane kuş olduktan sonra düşünün 5 TL'ye ben kaç tane kuş alırım? 3 tane kuş alırım ben. Şimdi, yani kuşun bir tanesi ne kadardı? Burada benim tavlam vardı da. Günde 3 tane buradan alışveriş hesabına gelince buradan 3 tane kuş alırım ben. Burada işte 5 TL'yi de toplayınca kaç gün lazım? İşte 6 güne, bir haftaya normalde 1000 TL işte 1000 ruble 60 TL olduğu zaman işte 30 TL'yi de neyse sorun değil ya, bir haftaya 10 güne falan işte 1000 ruble toplanıyor buraya. Yani o 1000 rubleyi ben gönderirim şeye, işte buradan sipariş ödemediğince payere gönderirim. 1000 ruble yani dediğim gibi 250 falan 100 de gönderebilirsiniz ama biraz az olduğu zaman burada para az gönderdiğin zaman 250 ruble. Ya yani 1 ruble olsun onu da gönderebilirsiniz ama yani 1000 rublenin üstünde olduğu zaman 2 gün içerisinde para yatıyor hesabınıza. Denetime giriyor yani. O yüzden ben fazla beklememek için 1000 ruble olmasını bekleyeceğim ki 1000 ruble olsun ondan sonra göndereyim. 200 lira 300 olunca ne olacak yani? O yüzden biraz beklemek lazım. Sabır güzel bir şey. Evet, şimdi bu sitenin kazancı nereden sormak isterseniz bu zaten aktif olduğunuz zaman burada bilgisayarınızı açık bırakın. Aktif olduğunuz zaman kuşlar fazla yumurta vermeye başlar. Eğer gece uyuyunca işte bilgisayarı kapatıyorsanız o zaman yumurta kuşların yumurtalama hızı biraz düşür yani. Biraz az yumurta verir ama normalde ben işte olunca veya evde olunca bilgisayar açıyorum. Bu sayfa açık kalıyor. O zaman da internet işte internetinizi internet yiyor sizden. İnternet bu site de oradan biraz kazanıyor. Yani biraz oradan kazanıyor. Mesela internet açık olduğu zaman bu site yani burada aktif insanlar gözüküyor. Bir de bu konuya daha gelelim. Buraya da göstereyim size. Şimdi burada katılımcı sayısı diyor 341 kişi. 24 saat boyunca yeni işte burada 756 kişi falan şey olmuş. Üye olmuş. Online'da şu anda 7546 kişi. Ücret toplam ödenen para ne kadarmış? 510 milyon ruble, 10 milyon 800 ruble ödenmiş. Rezerv proje 16 milyon rezervde, yani bunun bankanın kendi bakiyesinde para varmış, yani ödenecek miktar varmış. Yani her ödemeye paraları var demek. Bu da yani projenin, sitenin uzun süre ayakta kalacağı demektir. Burada ben domainine falan baktım da yani 5-150 gün falan domain süresi bitiyor arkadaşlar. 150 gün sonra. Sorun değil yani, birçok siteler var zaten 2-3 sene çalışıyor. 5 aya kadar bu sitenin domain süresi bitiyormuş. Yine de ümitsizliğe kapılmayın. 5 ay daha zaman var. Paranızı inşallah. Zaten 100 TL yatırsanız bile 100 TL yatırdığınız zaman o ay 200 TL çıkarıyor. Yani 15 gün içerisinde 100 TL'nizi çıkarıyorsunuz. Geri kalan 100 TL'nizi kazanç, yani direkt kazanç. Yani çok paralar yatırmayın ama yani ilk başta denemek için boşta olan paralarınızı biraz yatırıp hemen hızlıca kuş alabilirsiniz. Mesela bu kuştan alırsanız bir tane 160 TL'dir bu kuş bir tanesi. 160 TL ayda 320 TL size para verir. 320 TL. 15 gün içerisinde paranızı çıkarırsanız 15 gün içerisinde para, geri kalan 15 gün içerisinde
160 TL daha kazanırsınız arkadaşlar. Bunlar da biraz daha düşük. Benim hedefim bu kuştur ama fark etmez yani. Ben biraz işte bu kuşlardan biraz para kazandığım zaman bir ay falan 3-4 defa ödeme aldığım zaman direkt bu kuşu parayla satın alacağım. Ben bir tane Rus videosu izledim. 32 tane bu kuştan almıştı. Bu da 2000 dolar üzerinde bir paradır. 2000 TL, 2000 TL değil de 2000-4000 TL. Ben Azeri parasıyla hesap yapmıştım. 4000 TL falan para yatırmıştı arkadaş. İşte çok işte gurur duyuyordu, seviniyordu. Yani ben böyle kazanıyorum falan filan. Ben de esinlendim yani. Şimdi o yüzden de fazla para yatırmıyorum şimdilik. Bir 10-15 gün daha bekleyeceğim. İlk paramı çekeyim. Ondan sonra arkadaşlar devamını 3 defa ödeme alırsam ben bu siteye para yatırırım yani. Parayı yatırırlar bu siteler arkadaşlar. Site de kapanırsa zaten 15 gün içerisinde paramı çıkarırım. Bir şey olmaz yani. Denemekte yarar burada. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Altta kayıt linki vereceğim. Deneyin, siz de görün. Yani çok yararlı bir şeydir. Bu sitenin de kazancı dediğim gibi para yatıran arkadaşlar var. İşte o biraz kur değeri düşünce o sitede biraz oradan kazanıyor. Biraz da internet insanlar aktif olunca işte o internet şeylerden işte server mi desem internet şirketlerinden işte paralarını çıkarıyorlar bunlar. Bu adamlar yani kazanıyorlar. Bir de işte sen paranı yatırınca 15 gün işte paranı 15 gün geç çıkarıyorsun. Adamlar herhalde işte faize falan veriyor paralar falan. İşte bankaya yatırıp oraya buraya faize işte tefecilik yaparak bilmiyorum. O tür tahmin ediyorum. Parayı başkalarına işte kiralayıp oradan da para kazanıyorlar. Ve insanların parasını buradan çıkarıyorlar. Ya inanıyorum bu site daha çok uzun süre çalışacaktır yani. Çünkü bayağı para alan insanlar var burada. Şimdi bu çuvala girdiğimiz zaman zaten belli oluyor aşağıya kadar. Bugün ne kadar ödeme alınmış bir bakın yani. Adamlar yani bayağı para, bak 2000, bak 2000 ruble almış adam. 2000 ruble ne kadar? 120 TL paradır arkadaşlar yani. Saat 12, 3'e 5 kala adam almış Payır'dan. Onurdum, Onur Durum, herhalde Türk. 2000 TL para almış bak. 2000 TL, 2000 TL diyelim, pardon, affedersiniz. 2000 ruble para demek arkadaşlar. 1000 ruble işte 1000 ruble 60 TL olursa 2000 ruble 120 TL. Bugün para almış bu. Azeri parasıyla 60 manat. Başka para alanlar var mı? Yüklü para 253. Bu da iki tanesi de burada. Takaki Takaki 1304 ruble almış. Bugün saat 3'e 20 kala. Peş peşe yani iki hesabından da. İki defa çekmiş adam para. Gibi Wallet'ten çekmiş bak, Visa'dan. Bak bu da Visa'dan. Mastercard'dan çekmiş Baykuş. Bu da Türk. 564 rup çekmiş. Yani kredi kartınızı kullanmaya şey yapmayın. Yani kredi kartınızı bir tane varsa, maaş kartı değil de Visa kartınızı arkadaşlar, bu sırf yani bu site için kullanabilirsiniz. Yani başka yerden para yükleyip de orada bekletmeyin. Sırf bu site için kullanabilirsiniz. Bak burada işte Gibi Wallet var, Payeer var. Bu yumurtayı bilmiyorum nedir. Videomuz biraz uzun çekti arkadaşlar, kusura bakmayın. Yani amacım sizlere yardımcı olmak, kuşkularınızı kaldırmak yani. Bakın görün yani çok iyi para kazananlar var. Bak mesela getirmeyi başarmıştır. Bak isime bak ya. Bu nedir? Getirmeyi başarmıştır. Getirmeyi başarmıştır. Nedir ya bilmiyorum. 2000 rub. 2000 ruble para çekmiş. Başka var mı? Yani bayağı para çekenler arkadaşlar, bitmez yani. Bugün çok para çekmişler ya. Ama işte güvenmeyip de işte bir ruble falan çekenler de var. Hani parayı ikinciyi veriyor mu? Üçüncü parayı veriyor mu? Ben mesela Ojo sitesini yaptım. Mesela birinci parayı aldım bundan önceki videolarımda. Videoyu silmedim ama yani orada altta yazı geçtim yorumlar bölümünde. Birinci parayı veriyor, ikinci parayı vermiyor. Direkt illaki para yatırıp işte yatırım yapmak lazım, onu bir siteye kazandırmak lazım, ondan sonra para çekebilirsin. Ama bu site öyle değil arkadaşlar. Bu site gerçek, yani dürüst bir site. Bayağı da yani şey var, katılımcısı vardır yani, kullanıcısı, abone vardır.
Yani işte videonun altına kayıt linki vereceğim. Abone olursanız yani kazanırsınız. Umarım yardımcı olmuşumdur size. Video izlediğiniz için teşekkür ederim. İzlenmeyi ve beğenmeyi unutmayın. Abone olun. Videoların devamı gelecek. Para çekince de sizlerle paylaşacağım. Hoşça kalın, esen kalın. Teşekkürler.